Selamünaleyküm. Gökhan Esenyel ben. Katılım Bankası'nda çalışıyorum. Geçen sene Diyanet Vakfı ile birlikte kurban programına katıldım ve Diyanet Vakfı'nın vesilesiyle Lesotho'yu görmek nasip oldu. Bizim için çok eğlenceli ve güzeldi. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani buradan toplam 13 saat bir yolculuk geçiriyorsunuz ve buradaki gönüllülerimizin oradaki yetimlere, oradaki ihtiyaç sahipleri insanlarına kurbanlarını bizzat elden teslim ettik. Gittiğimiz zaman geçen sene Ağustos ayından bahsediyorum ve bahsettiğimiz ülke Lesotho diye küçük bir yer. Toplam nüfusu 2 milyon. Ancak buradaki Müslüman nüfusu yüzde birine tekabül ediyor. Ve bunlar Müslümanlığı seçtiğinden dolayı çok ciddi bir şekilde zulüm görmüşler, işkence görmüşler, Müslüman diye dışlanmışlar. Ne zaman ki bizi gördüler o kadar mutlu oldular ki o mutluluk gözyaşlarını, o mutluluklarını bizlere derinden hissettirdiler. Önceden dedik acaba dedik yani 13 saatlik yolculuğa değer mi? Yakınlarda yok muydu hiç böyle bir yer dedik. Ama sonradan fark ettik ki kesinlikle değermiş ve kesinlikle gitmemiz gerekiyormuş. Gittiğimiz zaman bizi çok sıcak karşıladılar. Sıcak diyorum çünkü orası güney kutbunda yer aldığından dolayı Buz gibiydi. Hatta gittiğimiz zaman kar yağıyordu. Ağustos ayından bahsediyorum. O karlı ortamda biz tabii biraz hazırlıksız gittiğimizden dolayı fazlasıyla üşüdük. Ama onların sıcak gülümsemeleri, sıcak tavırları bizim içimizi ısıttı. Gittiğimiz zaman gerçekten şunu hissedebiliyoruz: Bizim daha çok çalışmamız lazım. Bizim daha çok çaba göstermemiz lazım. O kadar yerlerden, o kadar kişi tarafından bizlere ihtiyaç var ki maalesef bunları gittiğimiz zaman anlıyoruz. Bazen oturduğumuz zaman bir televizyondan veya bir medyadan en fazla bize yansıtılığını görebiliyoruz. Ama ne zaman ki işlerine gidip de medyaya yansımayan kameranın dışında olan bitenleri bizzat kendi gözümüzle gördüğümüz zaman işte o zaman içimiz titriyor. Eskiden kalma beyazları olan bir ön yargıları var. Biraz sert bir bakışları oluyor. Ama ne zaman ki bir selamünaleyküm dediğimiz zaman o Müslüm deyip bize olan bir bakışları anında değişiyor. I am Turkey, Türkiye'den geliyorum gibi tepkiler verdiğim zaman da gelip direkt sarılıyor. Sorgusuz sualsiz. İşte o zaman anlıyorsunuz ki Türkiye her yerde ve Türkiye her yere elini uzatmış. Nerede bir tane bile Müslüman olsa oraya verelim. Hatta dedik ki şunu yani illa Müslüman olması gerek değil. Biz buraya niyetimiz hani kurban bağışı vermek, dağıtmak. İnsanlar bizim yüzümüze bakmadan önce giydiğimiz yelekteki Türk bayrağını gözleri görüyor. O Türk bayrağını görmesi o kadar güzel etkileyici ki. Şöyle bir anım da olmuştu mesela. Biz buradan giderken sağ olsun hem kendi çocuklarım hem de ben böyle bir gönüllü olarak gidiyorum diye etrafımdaki kişiler lütfen bizden de hediye götür lütfen bizim de adımıza bir şeyler verilmesin şeklinde çok fazla talep oluyor. Bizler de olabildiğince Diyanet Vakfına yönlendirip bu şekilde bağışlarını yapmasını istiyoruz. Nacizane kendi çocuklarım, kendi oyuncaklarından, kendi harçlıklarından paraları verip baba ne olursun bizim için de oradaki kardeşlerimize götürür müsün diye hediyeler alıyorlar veriyorlar. Hiç unutmuyorum çok güzel bir kalem vardı ucunda e, güzel bir Türkiye bayrağı olan onlar vardı çantamda ve bir çocukla karşılaştık. Ee, ve gözümüzün içine bakıyorlar. İnanın hiç kimse bir şey istemiyor orada. Yani e, şey yok. Hiçbir talep yok. E, yanımıza yaklaşmasını istiyoruz. Gel hani sarılacağız, öpeceğiz seni. Böyle mahcup bir şekilde geliyorlar. Ve ben bir kalem hediye ettim. E, bana şeyi sordu. Yani bu ne demek? Yani bizim Türk bayrağı görseli ne demek? Ben de dedim bu Türk bayrağı. Ve nasıl doğduğunu anlattım. Nasıl böyle doğuş halini kandan nasıl oluştuğunu anlattım ve ben daha karşımdaki çocuk 6-7 yaşındaki bir çocuktu anlayabildiği kadarıyla anlatabildim ve onu böyle kafasının üstünde tutarak dedi ki bu çok önemli bir şey o zaman ve kıyamadı ve kafasının üstünde tuttu güzel bir hediyeyi orada paylaşmış oldum hem çocuklarımı sevindirdim hem de buradaki gönüllülerimizi sevindirmiş oldum öyle bir hediyeyi verdik ve kurbanda da böyle güzel anlarımız oldu küçük büyük herkese ayrı bir tebessümle oradan ayrılmış oluyoruz. Sadece bir kurban bağışı değil, inanın öyle gönülleri fethediyoruz ki tüm her şeye bedeldir bu oradaki bağışlarımız, oradaki yaptıklarımız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.